Fiyatlandırma. Depo kapısı. Aha Dönis. Dönis gelmiş. Lan şeytan velet. Ne atacağız oğlum biz bu çocuğa? Gel lan buraya. Atacak bir şey yok elimde. Yavşak. Popülarite 3 oldu. O da kaçıyor orada. Polis de geldi bir de dükkana. Ha. Neyse kaçtı en azından. Şeyler çizdi ama neyse. Hızlıca şunları halledelim. Teslimat var. Eyvallah eyvallah hadi. Hadi 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 hadi. Hızlı hızlı. Tekme attık. Hakan fırlatacak bir şeyi tutmamız lazım bir yerlerde. Koş koş koş. Daha adam var. Teslimat bekliyor bir yandan. Teslimat acaba bekliyor mu yani bir yerden sonra ben gidiyorum birader deyip gitmiyorsa sıkıntı yok. Tamam sen de git. Pislikten de ölüyor mekan. Üst üste insanlar geldi. Pislendi. Şöyle bir hemen kabasını alalım. O Dönis'i ne yapacağız bilmiyorum ya. Kafasına fırlatacak bir şeyi hep dışarıda sabit tutmak lazım gibi duruyor. Şu teslimatı bir alayım hemen. Patlamalan. Enflasyonla 20 olmadı mı o? Ne o? Bir giriş yapsın. Ben şu tekerleği çok büyük fırlatmak için. İsa teşekkür ederim yavrum aboneliğin için. 5. ayın kutlu olsun. Geliyor musun akşam oyuna yoksa? They'll do. Şuradan fırlatabileceğimiz küçük çaplı bir şey alsak. Televizyon mantıklı gibi geldi. Şöyle fırlatayım onu bir. Kullanırız. Ben hep 20 liralık alıyorum demiş. 20 liralıksa sorun. 5 lira hep temizi. Şu an müşteri yok gibi hazır yokken Fuck school mu yazdı o çocuk ya oraya? Mal çocuk. Gel şuraya. İmbred velet. Gündüzsin. Abi. Yavşak iyi de çiziyor ha. Derdini anlamıyorum ki. Tamam. Buraları boyamamışız. 5 lira şişe kolonya alabilir misin? Şişesiz alırsın kolonyayı 5 liraya. Şişe biraz fazla kaçar sanki. Böyle temizleyelim. Bazı yerler bug'lanıyor. Temizleyemiyorsun ama kirliliği arttırıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Oyunda çözülemeyen sıkıntılar içinde. Bug'dır muhtemelen de. Bunları da alalım. Aha müşteri var. Ant dur. Hız. Yeşilde kal diyor da demesiyle. Abi. Gittim yanlışlıkla iki kere tıkladım. Pardon reis pardon. Her yer bembeyaz oldu kabus gibi derken. Bence güzel ya. Şimdi Reputation 3 ile şeyin alakası yok. Gas Station Level 3'ün hiçbir alakası yok. Şu an bunu anlamış bulunuyorum. Gas Station Level'ını arttırmak için ne lazım peki? Complete more objectives. Daha çok görev tamamla diyor. Eyvallah ama bunu açmak için de Gas Station Level is too low diyor. Nasıl olacak bu? Görevim zaten buy a workshop from main PC. Main PC tab diyor. Orada bir saçmalık var gibi ama hadi hayırlısı. Aleyküm selam Ergün. Sesini açayım bana az geliyor herhalde ya ses.
Bak mesela burası hala böyle gözüküyor. Temizleyemiyoruz. Bu elektrik hatları niye böyle patlıyor? Şey kısmı sıkıntı. Parayı toplama kısmı sıkıntı. Nelerimiz var? Dolapların durumu fena değil. Sigaralar falan dolu. Yeni bir dolap muhtemelen alamayız. Çüş! 129 mu? Gerçi bir dakika, yeni yiyecek falan almıştık değil mi? Nasıl no more products? Alkol dolabını bir zenginleştireyim. Belki soft drink'e de bir şeyler alabilirim ya. Hazır müşteri yokken. Tonic. Altı 40, tamam. Nasıl? Aa shit. Seni çıkartalım. Soft bizi bozar, bize hard lazım. Var canım, hard likörümüz de var. Ne ararsan var. Dışarıda uzaylı kaçırması gerçekleşiyormuş gibi değil mi? Dışarının ışıklandırması. Ha, benzine mi geldin? Gel gel. Hemen doldurayım bir 100 liralık. Bu sırada burada fuck up yapma şansınız pek yok. Yani bu en çok para kazandığınız kısım. Ert selamlar. En çok parayı bu benzinden kazanıyorsunuz ve burada yanlış bir doldurmanız gerçekten pahalıya patlıyor. Hani market çok böyle cüzi. Zaten mal alıp sattığın için çok pahalıya bile geliyor denilebilir. Ürün fiyatlarına dikkat etmek gerekiyor vesaire. Ama şey öyle değil. Benzin tarafı öyle değil. Benzin tarafında güzel kar var gibi duruyor. Ablacım ayaklarını bir silseydin be. Canımız çekince içebiliyor muyuz? Yok. Teslimat geldi bir yandan. Evet. Al artık şunları. Bir oraya bir oraya gezme be. Teslimata yetişmem lazım. Kankas. Ay kastanım. Ver bakalım. Güzel. 2 dolar da cebime şey oldu. Tip. Şunu da yerleştirelim hemen. Patlamadan. Müşteri gelmeden. Hareket halinde alıyorum artık. Hiç umurumda değil ya. Yani. Defol git. Defol. Deldi. Hadi birader hadi. Müşteri gelecek. Zaten kirlilik artmış. Ne oluyor yine ya? O yavşak velet mi bastı yine dükkanı? İmbrede olan. Pardon. Uh-oh. Neyse. Bence o oradan gider ya. Gitmiyor. Buluruz bir çaresini ya. Çok da şey etmemek lazım. Kamyonumuz oldu. Aha. Hemen. Ne demek? Ne demek? Ayda benzin yine mi bitiyor? Rica ederim, rica ederim. Benzine bir bakalım.
33 fena değil. Yüzlük alalım ya. 200 dolar mı? Lan dün 170'ti bu. Benzin de fiyatı artıyor ya. Tamam. Temizliği bir şey etkiliyor şu an ama bir yerde çöp falan var galiba. Full seviyedeydi çünkü normalde temizlik. Yerde bir altlar var. Benzin cisimli. Ablacım çekil, bahşiş alacağım, işim vardı. Güzel. Güzel, öyle 0.76 falan ufak tefek bahşişler. Hemen şey yapıştıralım bir benzine. Madem az kaldı. Güzel. Daha çok benzine adam lazım ya. Şu benzin şeylerini büyük ihtimalle arttıracağız bir sonraki level'da da. Bir sonraki level'a geçene kadar uğraştıracak bizi diye tahmin ediyorum. Silemiyoruz boyaları. Yavşak döniz yok değil mi ortada? Kamyon kurtulmuş bu sırada, gözükmüyor. Kan peki ileride CR gibi şapkan olacak, bu kötülük yapacak mısın? Yine Türkler geldi 20 dolarlık adam. Lanet olsun. Güzel, yakıt geldi. Şu süs eşyaları sanırım biraz baş belası oldu ya. Ve bunları çöpe de atamıyorum bir şekilde. Yani gözüküyor ama atamıyorum. Bir şeyler alsaydın, ortalığı kirlettin, sıçtın, ettin falan. Ne bileyim. Bu elektriğe herhangi bir şey olacakmış gibi durmuyor mu? Bizim velet nerede? Boyadı pezevenk ya. Atacak bir şey de bulamadım. Gözümün önünde boyadı böyle. Eleman lazım bence ya. Ortam hoş değil. Her şeye yetişemiyoruz. Order ver lan. Biraz fazla oldu ama. Neyse. Ablacım Serengeti'de... Bak ya. Serengeti'den lan bıraka bıraka gidiyor. Penguen teyze vardı ya bir tane. Onun gibi bıraka bıraka gidiyor. Director's Cut için minör kaldı mı? Yavrum listeye bakabilirsin şeyde. Liste var, başvuruyorsunuz. Oh, 1 dolar da cebimize. Şeytan velet nerede ya? Bir kirmir bir şey var mı? Yok. Evet, benzini de aldığımıza göre şu an çok büyük bir açığımız yok. Zannedersem ne dolaplar açısından ne benzin açısından. O yüzden bir sonraki adımımız artık şu workshop'u alabiliyorsak workshop'u almak olsun. Alamıyorsak da bilmiyorum ne yaparız. Biraz kötü çünkü. Bu çocuğu işe alalım. Ya bir sonraki gas station şeyinde büyük ihtimalle şuraya da bir benzin şeyi koyacağız. Pompası. O zaman belki artarsa şu şey gelişi, insan gelişi iyi olur ya. En güzel benzinden kazanılıyor ya. That'll do. 50 dolar, 40 dolar falan derken iyi para yani.
Şey hiç öyle değil. Market alakası yok marketin. Pompalamasyonu aç. Kasiyer olabilirim, tecrübem var. Ya şu an bize şey gelse kafi ya. Bu sevkiyatlarla ilgilenecek biri gelse ya da marketin başına birini koyabilsem kafi olacak gibi ama. İyi, en azından çöpe attı adam. Helal olsun. Helal olsun. Benzinin fiyatını ben ayarlamıyorum. Yok. Bir şey diyeceğim de gas station level'ını nasıl arttıracağız biz? Popülarite arttıkça kazandığım para artıyormuş. Çünkü daha fazla insan geliyormuş vesaire. E güzel. İki üniversite bitirdim. Üç dil biliyorum. Temizlik elemanı olarak işe alır mısın? Ne olur. Kardeş sen biraz pahalı gelirsin bize bence. Benzin mi alıyorsun? Senin canını yerim be. Gel gel. Benzin senin köpeğin olsun. 300 dolar lazım. Alın. Bol bol benzin alın. I'll do it. İki Kızılay sodası bir somun ekmeğe kasiyer. Maşallah bayağı ucuza gidiyorsun. Marketi biraz büyütmeyi düşünüyorum ama ne bileyim, markete para harcarsam bu sefer diğer şeyler hala yavaş ilerleyecek. Yani epey bir malımız var aslında şu an. Mal demişken dur bakayım şu. Ha, yeni şeyler almıştık. Şuraları bir dolduralım. Boşluk gözükmesin. Hani ürün niteliği çok hoş olmasına gerek yok ama boş gözükmesin. Hakikaten kimse depo fullemiyor ya. Ekonomi ne hallere geldi. Eskiden ne fullerlerdi be. Benzine zam. Bizim aldığımız benzinde zam var bu sırada. Sen yere çöp mü attın, ben mi yanlış gördüm? Bir şeyler yaptı orada ama. Ekstra mal falan olabilir. Hala koymadım warehouse'u, detaylı incele. Ya şöyle bir durum var. Daha fazla görev yapmadan gas station'ı upgrade edemiyorum. Ama bunu açmam için de gas station'ı upgrade etmem gerekiyor. Nasıl olacak bilmiyorum. 300 dolara bir ulaşalım, bakacağım durumuna. Aslında şey de alabiliriz. Bankadan para da çekebilirim. Ama şeylere nasıl yetiş... Ya fesüphanem. Yani hem araba tamiri, hem benzin, hem şeye, markete nasıl yetişeceğiz ki? Zor olacak ya. Kim bilir araba tamiri nasıl işleyecek, bir de öyle bir durum var. Güzel güzel, atın. Bir iki tip atın hemen. Oyun duyuru da var zaten, tamam. Paysaram. İş beğenmiyor gibi. Yani beğenmiyorum abi. Allah Allah. Ne diyeyim? Hepsini aynı anda nasıl yapacağız? Normal bir insanın bu kadar şeye bölünmesi pek olası değil yani. Hakkımı verin biraz. Adam gelmiş. Hem ben doldurduk. Oh, yarım depoya yakın aldı. Güzel güzel. Sövüşledik bayağı. Ne kadar yakıt var? Dörtte bir. 200 dolar. En son 200 dolara yarım depo doldurduk. Yani 200 dolara yarım depo biraz pahalı ama. Bir daha 200 dolar toplayabilir miyiz acaba depoyu tamamlamak için? Multi zannetmiyorum. Bakalım daha ne problemler çıkacak başımıza.
genel olarak burası şey kalmış. Bakımsız kalmış. Atladığımız köşeler olabilir öyle arada bir. Sineklenme olmuş çöpte, bir çöp kamyonu da çağıralım. Bence halledersin. Ya multi olsa sıkıntı yaratmaz zaten canım. Orada bir güzel drop yedik galiba. Evet, şu an geride drop. Gel gel, hadi benzin almaya gel. Boş ver şeyi. Şu parking lotu biraz genişletebilsem, o da şey gas station level 3 istiyor. Orayı genişletsem bayağı şey olacağız. Müşteri sayısı artacak aslında. Aslanım benim, aslanım. Hadi bir yarım depo falan al. Sen de böyle bir kalantor adam tipi gördün. Ne oluyor oğlum? Harbi iyi aldı bu sırada. $57. Tamam. Bakalım yapabiliyor muyuz? Hadi bakalım. Nice. Araba tamirine de başlıyoruz. Dur bakayım. Neredeydi bizim warehouse? İşte warehouse orası. Araba tamiri nerede yapılıyor lan? Ha burası. Araba parçalarını çağırmamız gerekiyormuş. Dur lan dur. Yakıt durumumuz azaldı biraz. Aha, al hepsini al. Burayı da boyayalım bir. Müşteri yokken takılayım şurada. İşin komik kısmı, depoyu açık bırakırsam mallarım çalınıyor. Dükkanı boş bırakıyoruz, malları çalan yok. Anca inbred'in teki gelip şey yapıyor. Lan. İlginç bir çıkıştı o, evet. Sol tuşla bak diyordu hangi partların eksik olduğuna. Sol tuşa bastım, şeyi indirdik. Car part scratch remover. $80 mı? Çüş. Para lazım, para. Buyur abi, verelim, ne verelim. İnsan bir $40'lık alışveriş yapar. Ben bir şeyler alacağım galiba. Sırada dışını falan boyayayım şuranın. Yani her şeyi aynı anda yetiştiremeyeceğiz gibi duruyor da bakalım. Good job. Oh, $1 $1'dır. Sen de gel ablacığım. Rica ederim, rica ederim.
En sevdiğim müşteri tipi, benzin alan. Tamam, şurayı boyamaya devam. Burayı da farklıya mı boyasaydık? Çatısını belki farklı boyarım. Araba motoru sesi duyuyorum. Galiba tamire giren biri var. Ya da yandan geçiyor, bilmiyorum. Recep İvedik mi? Hakaret sayalım. Belki borç çekebiliriz ya. Hem car part işin içinden çıkar. Ona bir bakayım. Gözümün önünde yere bir şeyler attın da neyse, elinde bir şey yokmuş. Olsa da zaten itiraz edemezdik. Herhalde dayak yerdik ama. Rica ettim. Şimdi hemen bir car part'tan şu scratch şeyi alalım. Başka? Ayna. Olur. Teker ekleyebiliyor muyum? Yok. 135 dolar etti bile. O zaman tekeri ekle, 130 dolara kapatalım mevzuyu. Sanki borç çekmem gerekecek gibi ama deriz. Benzin durumumuz biraz az çünkü. Müşteri her zaman haklı. O kendinizi kandırmak için söylediğiniz bir şey. Öyle bir dünya yok. Müşteriye hak verirsen tepene biner. Hadi. Şey varmış. Müşteri varmış. Hemen boyayalım şunu da müşteriye koşayım. Geldim, geldim, patlama geldim. Dünyaları aldım. Bektir ya. Arabama ne yaptın diyor. Orada biraz scripted bir konuşma döndü peki. Kötü oldu. Hah, gelmiş malzeme. Dur be adam dur. Car partları da anladığım kadarıyla böyle warehouse'a stashliyoruz. Geldi. Hadi bas git be adam, kapıyı kapatacağız. Sonra o inbred velet saldırıya geçiyor. Oyun tatlı ya. Bir şekilde sarıyor yani. Nedenini bilmiyorum. Gerçekten en ufak bir fikrim yok neden sardığını ama sarıyor. A101'de anahtar karşı kasa olunca biz bırakıp gidiyor muyuz? Bunlar hemen bırakıyor. Ha, zaten yedekte varmış birkaç tane malzeme. Buralarda malzeme varmış. Biraz erken davranmışım. Ah güzel. Hemen halledelim. Hemen. Bu sırada challenge verdi tamamlamam için. Ne sıkıntısı var şimdi arabanın? Broken part info için
şeye bas diyor. Teker ve yan ayna mı gitti? İçeride müşteri bekliyor. Yeni aynam yok. Var mı? Varmış. Tamam. Hemen şuradan da bir ayna koyalım. Dükkanda müşteri ağaç oldu. Tamam hadi. Görüşürüz. Oha, $290. Nereden geldi lan o para? Sana da geliyorum hemen. Abi yetiştiremedik. Ya da benzin bitti, bilmiyorum. Bakacağım benzin mi bitti diye. Evet, benzinimiz bitti. $100'lık bir çağıralım hemen. Araba tamirinden mi geldi o para gerçekten? O zaman bayağı iyi çünkü. Ama şu kötü oldu ya. Adımı kaçırdık. Şimdi 11 tane benzin dolduracağız. 25 kişiye servis yapacağız. 5 araba tamiri var. 5 de dekorasyon. O dükkanda beğenene kadar ben şurayı biraz daha temizleyeyim. Güzel. Geç, o da tuvalete gitmiş zaten. Benzin daha gelmedi, benzin daha gelmedi. Kamyon nerede ya? Geliyor. Biraz bekleteceğiz o abi öyle. Amele getirtemiyor muyuz? Belki ileride geliyordur. Çünkü ileride araba yıkama falan da geliyor. Yani bayağı büyüyecek mekan. Abi. Pardon reis. Pardon. Da derdin ne, anlamadım ki. Garajda araba mı var? Kalka dursun. Multitasking. Önemli. Asiktir ya. Aynı anda yapamıyormuşuz. Nereler? Teker mi? Hepsine aynı anda yetişmek ya olası durmuyor şu an. Aynı malı 10 kere okutacağım. Aynen, okutmadan geçiriyorum. Teknik olarak ben zarar ediyorum. Herif şikayet ediyor. Böyle bir şey olamaz ya. Kapı mı? Scratch remover. Ha. Lan dedim ne oluyor? Çizikleri temizleyecekmişiz. Hadi birader, görüşürüz. Geldik ulan, geldik. Doldur bakalım. Biz de şunu dolduralım. Dert yok, dert yok. Hepinize yetişeceğiz, hepinize. Cisimler arada bir bağlanıyor, hareket etmiyor. Tamirde evet iyi para var gibi ama süreyi de ona göre alıyor. O zaman şey yapalım. Gas station level'ı arttırabiliyor muyuz? Daha fazla görev istiyor. O zaman dönüp şeyleri arttıralım. Shelves arttıralım. Bir dondurma şeyi alalım. Bir dondurma isteyelim bakalım.
Kaç dolarlık aldık lan biz? 86 dolar. Fruity'yi de ekle. Gelsin. Bir de dondurma koyalım. Demosu değil, erken erişim. Hala bir yerler kirli gözüküyor. Böyle. Çöp kamyonu da çağıralım. Güzel. Oh, dolu dolu. 51 dolar, hadi bakalım. İpe bak ya. Burayı boyamaya devam edeyim ben bir yandan. Oğlum burayı boyuyorum boyuyorum, aynı mı kalıyor bu? Gidiyorum geliyorum, kapağı aynı böyle şey. Depoya mal geldi. Gel gel. Depoyu da büyütmemiz gerekecek bu sırada. Depoya çok fazla mal giriyor artık. Eskisine nazaran. That'll do. Selamlar, hoş geldin Lynx. Market o kadar para getirmiyor. Evet, benzinle şey daha iyi para getiriyor. En azından şimdilik öyle. Belki ileride daha iyi para getirir. Çık artık bir adam, çık. Çöp kamyonu geldi. Rica ederim, rica ederim. Arı gibi çalışıyorum, arı arı. Tamam. Şimdi bir de buraya o zaman şeyi döşeyelim. Buzlu badem diye ismi geldi. Şey ya. Dondurma. Aslında dışarıya koymalık değil mi? Bütün şeylerde olduğu gibi bakkallarda, makkallarda. Biraz ufak galiba. Daha fazla ekleyemiyorum. Evet. Büyüğünü alsak daha iyiymiş. Çöpleri dışarı atma yok mu? Çöpü alıyorsun, dışarı atıyorsun zaten. Dışarıda çöp şeyleri var ya, konteynerler. Sonra da çöp şeyini arıyorsun. Çöpçüyü arıyorsun, geliyor, çıkartıyor işte şeyi. Aa, bu kapılar bug'lı gibi. Temizliyorum, temizliyorum, bak boyası geri gidiyor. Böyle temizleyelim içi. Buranın çatısını da boyamadım daha. Teknik olarak her yeri beyaza boyuyoruz ama beyaz daha hızlı kirlenir ya. Diğerlerine oranla en azından. Mini game'ler şeklinde düzenlemişler ya içerideki her şeyi. O yüzden zamanı her türlü alıyor oyun. Arkasını boyayamıyor muyum? $5,000'lık borç ne oldu? Sildiler onu ya. Bir sıkıntı olmuş. Yanlış anlaşılma. Geldim. Peki. No, no, no.
küfür edersin. Bencil benzer. Genel olarak öyle. Hepsi kirleniyor bak. Tozu daha az tutan boya moya şeyleri var hatta. İstiyorsun da kardeşim dolap küçük. Koyamıyoruz içine. İstediğim bulamadığı yere kelle attı ve gidiyor mu? Hayvan kellesi atıldı abi yere. Nerenizde taşıyordunuz onu Allah aşkına ya? Şiir mi? Çok uğraşmamış gibi. %76. Tamam. Onu da hallettik. Benzin biraz azaldı. Kurtarır şimdilik. Ya bir araba tamir etsek arada bayağı şey olur aslında da. Ha bunlar bir de çöp oluyor. Buranın içi tamamlandı mı? Tamire mi geliyorsun yoksa? Heh. Tamam, içini hallettik. Dışarısı için de şey yapalım. Turuncumsu bir renk kullanalım bari çatıya. Nasıl duracak bilmiyorum ama. Hoş gibi. Biraz cırtlak gibi ama. Az kurtar. Güzel. Aha tamir araba geldi. Evi arabayı satıp şu an tamire ineceğim. Gözümüzü dikelim. $175. Bilmiyorum. İleriye gittikçe göreceğiz. Teker mi gitti? Benzinde de müşteri varmış. Onu da halledelim. Bomb Simulator mı? Yok. Sildim onu ya. Yani işte tek denemelik için güzel bir oyun ama benim için de öyle sürekli oynanacak bir oyuna benzemiyor. Bunun aksine bu yine oynatıyor kendini de. Üf, $180. Seni yerim be. Senin gibi müşteri devam mı gelsin? Evet. Şimdi benzin alalım. 200'lük alabiliyor muyuz? Doğru da ezbirin reduced match available capacity. Kapasitemiz ne kadar ki? 200 değil mi işte? $300. İyi. Doldur. Ya size bedava ayıpsınız ya. Eli alışınca insan güzel oluyor ya. Sende kaydetme var mı? Var. Burası da kirleniyor mu acaba? Biraz sanki yerler kirli gibi. Vardır illaki Türkçesi bilmiyorum. Bakmadım. Yettim, yettim. Eyvallah. Kirden ölmüş burası 2 dakikada. Sana da geldik.
Oo. Rica ederim, ne demek. Başka. Buranın kapıları halledemiyorduk. Bari çatıyı halledelim. Hop. Cırtlak turuncudan. Polis bile çeriydi. Herkes bir 5 dolarlık alıyor hep. Bir trafik krizi dönüyor gibi. İyi, nispeten hızlı boyadık sayılır. Onlar bile bütçe kasıyor, aynı. İyi, güzel. Müşteri gelmemişken hemen böyle şipşak. Tamam. Fena değil. Kapılar biraz daha hoş gözüküyor ama yani artık. Dışarıyı komple boyamışız zaten. Köşeler var bir tek. Biraz az koyduk ama. Köşeleri de çekelim hemen bir boya. Hadi oraları da şöyle boyayayım. Belki egzantrik durur. Kapıyı bir daha deneyeceğim. Belki her yeri boyadıktan sonra şey değişiyordur. Yan tarafı boyamamışız. Mail geliyor, önemli değil ya. Zaten şey olarak veriyor. Tutorial olarak veriyor ne anlatacağını. Amcan ona ek olarak çok da bir şey söylemiyor yani. Tutorial'ın yazılı hali orada gibi düşün. Bir şeyleri unutursan mailden bakabilirsin. Gas Station level 3'ü daha çok merak ediyorum. Park yeri sayısı artacak, şu olacak, bu olacak derken daha güzel olacak bence. Akacağız. İkinci bir de pompa şeyi verirse, ikinci pompa istasyonu. Müşteri gelmiş. O ne kirlilik ya? Great. Çöpümüz dolmuş. How can you work here? İnsan mı öldürdünüz lan burada dedi. İki dakika dükkana bakmadık. Dükkana hakikaten bok götürüyor yani. Alkolümüz biraz azalıyor gibi. Sigaralar iyi. Dondurma zaten yedekte var. Rica ederim. Dondurma var. Şeylerimiz azalıyor. Atıştırmalıklarımız. Alkol dedik. Atıştırmalıklar. Tamam, 160 dolar zaten. Tuvalet ne halinde?
Hemen doldurayım. Rica ederim sana da. İyi iyi. Para basıyoruz ya. Bol bol araç gelsin. Bol bol tamir. Bol bol tamir. Ha, gözlerimden dolarlar fışkırıyor. Kapılar da turuncu yap. Bakalım tekrardan kirlenecek mi? Dayak yedi mi bir daha? Yok. Bir kere de anladım ben durumu. $134 bizi zengin yapıyorsa evet. Bir anda dükkan satıp Türkiye'ye dönüp keyifli yaşamam var gibi. Müşteri biraz beklesin ya. Benzin kaçtan gidiyor anlamış değilim. Tamam birader git. Tat tat tat. Pompacı simülatör demeyin. Daha ziyade benzin istasyonu işletmesi simülatör olabilir. Hadi birader hadi hadi hadi. Müşteri bekliyor. Yo imbret şeytan velet bulaşmıyor bu aralar bize. Hemen geldim. That's awful. Awful mu? Sensin lan awful. Tarararam tam tam tam. Benzin zam yapma yok. Benzine bir yerden zam yapılıyor ama bize bir kaçan var arada. Alış fiyatımız bir yükselip duruyor ama biz zam yapamıyoruz ek. Şimdi bir şey yapacaktım. Heh, dolapları dolduralım. Güzel. Dolu gözüksün. Lan. Saçma bir durum oldu. İçinden aldık. Yok, biz yerleştiremiyoruz maalesef. Maalesef. Gel ablacığım. Depo kapısının kapanırken dışarı çıkan daha kısa olur gibi. Ne? O drop ne öyle ya? Arkada acaba ipi falan açık mı bıraktım diyeceğim ama yok. Park şeyini biraz büyütebilsek eş zamanlı daha fazla müşteri gelecek ama. Neyse birazdan 4 seviyeye çıkıyoruz. Nice. 4 olduk. Toprağın altındaydı bu. Her adımda biraz daha çıkmaya başladı yukarıya. 4'te 3 ile 4 arasında bayağı bir çıktı ve gözüktü ama. Ha yok seninle alakalı değil benimle. Benimle alakalı. Araba parçaları da yeter herhalde ya. Yedekte vardı sanki birkaç taneymiş. Oo tamirde adam var.
Hiçbiriniz umurumda değilsiniz. Tamir daha önemli. Bakalım. Neymiş sıkıntı? Teker. $80. Neleri yaptırdığına göre değişiyor o zaman. Tek tekerden $80 kazandık. Rica ederim. Yere muz atmayın. İnsansınız. Bu ne ya? Araziyi içeri getirdiniz ulan. Vallahi şu an için öyle bir mekaniğimiz yok. Belki ilerleyen süreçte olur. Bu challenge'ları tamamlayınca şey olacakmış. Gas Station bir sonraki level açılıyor. Bir sonraki level'da ne gelecek bilmiyorum. Arkada bir şey var. Araba yıkama yeri var. Şu yıkık yer araba yıkama. Yeni park yeri alabileceğiz bir sonraki level'da. Belki şuraya bir pompa daha koyabilir yeni level'da. Bilmiyorum, hoş şeyler olabilir yeni level'larda. Bir iki belki şey alabiliriz. Ha, dekorasyon, aynen onu yapacağım. Dış dekorasyona biraz bakalım neler var diye. Bu öne zaten yeterince aldık. E tamam. Başka bir bölgeye daha alalım ya. Özellikle dışarısı. Şu arabaları böyle dizmenin nesi dekoratif bilmiyorum ama. Bence nahoş çünkü. Garaja mı geldin? Vallahi 10 numara olur garaja geldiysen. İşte bu be. Gel gel gel. Repair car'ı bitirmiş oluyoruz. Sadece 15 kişiye markette hizmet vermemiz gerekiyor bu saatten sonra. Tabii ki bizim derdimiz her zaman para olduğu için önemli olan şey değil. Görevi bitirmek değil. Teker mi? Bir teker galiba. Bir de teker sipariş verelim. Tekerimiz de bitiyor. Bilmiyorum yedekte var mı ama. Aynaymış. Aynada sipariş verin. $180. Demek ki $100 bir yan ayna. Yan aynamız var aslında, fena değil. Yörüngalar fena değil. Tamam. Teker alalım. Teker azaldı. Bir de yan aynaya bir bakarız. Şöyle bir alabiliyor muyuz diye. Rica ederim, rica ederim. Bu da seviyeleri var bu sefer. Motor yağı, akü falan diye gidiyor daha. Şu an fiyatı kötü durumdaymış. O zaman şu an söylemeyeceğim onu. Bu ucuzda, bu ucuzda. Al, aynı al şu anlık sadece o zaman. Ya depolayayım diye düşündüm ama warehouse'un da durumu çok böyle depoya açık değil. Aslında bazı şeyleri ucuzken alıp depolamak mantıklı ya. Daha sonra fiyatı arttığında öyle kullanırsın. Yanlış mıyım? Ucuzken alalım. Ha, kapasitesi yetmiyor şu an depom. Ucuzken alalım, sonra kitleriz. Mantık doğru, aynen. Ama depoyu biraz büyütmemiz lazım. Depo biraz küçük kaldı. Depo kapasitesi yetmiyor.
Depolamak açısından o önemli. Ona bir bakacağım. Deponun seviyesini arttırınca mı acaba büyüyor? Galiba. Kıyamet kopuyor. Aleykümselam yavru, hoş geldin. Depoya koşalım bir hemen. Depoyu büyütürsem çok iyi olacak. Hatta şu depoyu bir temizlesem çok iyi olacak ya. Ahır gibi depo. That'll do. That'll do. Aa, tamire bir de bir tane geldi. Bas bas git. Yeni kamyon da alalım hemen. Müşteri bekliyor. Yani dükkanı kapatıp şurayı bir temizlesem. Ama çok sürecek burayı temizlemek. Gözümde büyüyor. Harbi gözümde büyüyor şu an. Tamam, doldurduk. Hadi birader sen de git, kapatalım hemen şurayı. Tam çıkmasını beklemezsen takılıyor o yüzden. Yaşadık, bir daha yaşamayalım. Yettim. Ne? Yanlışlıkla iki kere tıkladım. İstediğim gibi dedi. İyi not verdi bana. Para kazanamadık ama. Püf. En azından kötü not olmadım. İyi bari, ne diyeyim? Yani para kaybettik teknik olarak ama reputation'dan kaybetmedik. Bence win-win. Buraya da bir şey aldık mı? Yok. Tekerlek iki tane kaldı ya. Riskli, illaki almam gerekecek teker. Bu sineklenmiş. Çöpleri bir boşaltalım. Selamlar, iyi seyirler Dudayev. Bak ya. Eyvallah gözüm. Bir de sığır gibi çöp atmasanız. Güzel. 11 kişiye daha servis yapacağız. Daha biraz daha uzun marketin iş. Duyuyor musun beni yavşak? Dudayev, teşekkür ediyorum hediye aboneliğin için. Yusuf, aboneliğin hayırlı olsun yavrum. İstediği bir dondurmayı bulamadı. Dondurmaları böyle bütün değil de ufak ufak koyalım, iyisi mi? Duyuyor musun beni yavşak? Dudayev, kendi aboneliğin için de teşekkür ediyorum. Üçüncü ayın kutlu olsun. Yine bok götürüyor tabii ki. Alkol dolabı dolu. Soft drinkler dolu. Çerezler dolu. Dondurmalar dolu. Güzel ya, şu an dükkan dolu. Benzin deposunu da iyi doldurduk. Bitmek bilmedi bir türlü. Rica ederim. Hediye daha önce geldi.
Herhalde öyle oldu, bilmiyorum. Böyle bir dükkanın olacak ne dert olur ne tasa. Manyak mısın? Oradan oraya yetişiyoruz, bir de inbred bir veledi kovalıyoruz. Sana dersiz ve tasasızmışız gibi mi duruyor? İkide bir inbred bir veledin duvarları boyamasıyla uğraşıyorum. Gerçi hakkını vereyim, bayağıdır saldırmadım. Çöp kamyonunu çağıralım bir. Yok, ben yaptım onu. Teşekkür ederim Links, hayvan dediğin için bana. Benim eserim. Bak işte insan gibi atıyor adam çöp. Nasıl bir çöp? Bütün evinin çöpünü buraya mı attın hayvan herif? Geldim. Ya bu iş bizde, sen bir rahat ol da. Kapı boyaları düzeldi aynen. Turuncuya boyayınca bir kendine geldi. Turuncuya boyamadan önce o kadar değildi de. Turuncuya boyayınca bir rahatladı. Oğlum bizim sigaralar da bitiyor ha. Herif sinirlendi, bir şeyler oldu. Yere çöp mü attı oğlum? Rica ederim. Sigara da şey yapalım, söyleyelim bari. Dumanlı içecek. Oh, harbiden iyi alışveriş yaptı ha. Sigarayı unuttuk biz. Arkada bir trafik krizi var galiba, herkes korna çalıyor şu an. Şunu at bakalım. Depo biraz fazla dolu ya. Dolduralım. 4 paket al. Aynen. Yok canım, ne satacağım? Manyak mısın? At gibi para kazanıyorum. Yalnız teker mevzusu biraz canımı sıkıyor. Depo fazla dolu. Teker sayısı az. Umarım problem çekmeyiz. Son bir tane yedek tekerim kaldı. Kapıyı mı cilalayayım? Çizik mi var? Rica ederim. Neyse, şunu dolduralım da. İçeride müşteri var. Deponun önünde var. Püş. Nasıl bir sigara almak bu ya? Yiyerek mi içiyorlar? Biraz daha raf alabilirim, evet de. Daha bir sürü mal var ya. Hani şimdi rafları doldurmak, bilmiyorum. Dükkanın içi belki daha büyümez falan. Hadi birader, hadi. 195, 552 dolar mı? Ne oluyor lan, biz ne yaptık? Hadi bas git. Belki alkol için bir raf daha alabiliriz ya. Haklısın.
Depolamanın güzel yanı gerçi hani aynı gün tüketilmedikçe fiyatının düşmesi veya artması gibi durumlar söz konusu. Ya o çok mikro gerektiriyor. Bu kadar şeyle uğraşırken onun mikrosunu yapamazsın. Yani oturup takip edemezsin depodaki malla şey ne oluyor diye. Ama hani dediğin mantıklı. Bir dondurma dolabı daha alayım. Alkol şeyi alalım. Biraz yamuk duruyor bu. Dondurma çok az yer alıyor ya. Rica ederim. Franchise alıp opet alan. Otomatlar deli para getirir. Otomat yok ama. Sadaka kutusu ne lan? Hoş geldin Remas. Evet, pompalıyoruz yavrum. Çöp atıp gidecek misin yani Uğur? Oo, şeyde adam var. Dur bakayım. Tamir. Lan. Lan. Koş, koşma sesi duydum. Lan gel buraya. O ne lan öyle kanatlı manatlı çizmiş. Git. Git zibidi seni. Nerede o yavşak velet? İmbret. Remas teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. Deniz Rules diye de şey çizdi oraya. Neyse müşteri bekliyor sonra sıçacağım onun şarap çanağına. Kanatlı manatlı çizdi ya. Teker mi? Son tekerimiz bu. Hemen yeni teker ve benzin söylemem lazım. Yetimlere gidiyor. Daha aynı mı? Tamam. Rica ederim, rica ederim. İmbred velet delirtti beni ama ya. Kafasına bir şey attım kaçmıyor da. Silah milah alamıyor muyuz acaba? Shotgun. Şimdi. Yakıt. Doldur. Bir de tekerlek. Vallahi pahalıdan alacağız ama yapacak bir şey yok. Tekerlek kalmadığı için pahalıdan alacağız mecbur. Ne oluyor böyle yayın falan mı yapıyorsunuz? Hoş geldin Koke. Şunu bir boya... Bu ne abi ya? Yavşak çocuk. Gerçekten bir pompalı tüfek alıp bu çocuğu vurmamız lazım ya. Lanet imbred. Chat'ten biri çizmiş. Olabilir. Chat'te de bu potansiyel var. Kaliteli. Kanat vermiş. O enteresan. Sen de gel. Tutturamıyoruz ama high score veriyor. Customer. Geldim. Just as I wanted. Dayı üzerine bir şey giy ya. Vallahi.
Üzgün surat gibi duruyor ya. $80'da tekerleğin gidişi, 65 verdim. Ama işte o fiyatların artışı düşüşü var. O kırmızı onu sana gösteriyor otomatik yanında. İstersen grafiğine bakabiliyorsun işte gidişe şeye. Mesela daha önce belki 45'ten aldık. Atıyorum. Şu an daha pahalı aldık. Ya kar marjın düşüyor. Ya onun takibini yapmak gerçekten zor. Depolayayım hani arttı mı hemen öyle şey yapayım falan. Zor. Yok bir posta söyledim tekerleği de kaç tane gelecek bilmiyorum şimdi. Bir tane alıyorsun kaç tane geliyor bilmiyorum. Şimdi bakacağım şeyine. Bakalım ne kadar şey yapıyor. Bir tane geliyormuş lan. Ha siktir. Çok pahalı oğlum o zaman. O bayağı pahalı çıktı. Bir de söyleniyoruz değil mi? Lanet olsun veletler, etrafı kirletiyorlar falan gibi. Kadın orada şeyde bekliyor ama lanet olsun şu çocuklar var ya, mahvediyorlar ortada. Mahallenin çocukları hep böyle, hep yaramazlar bilmem. Söylene söyle, gereksiz bütün bilgileri söylenip. Fazmofobia sigortası var aynen oyunda. Burada değildi de diğerinde var. Fazmofobia'nın sigorta kısmını kopyalamışlar. Fazmo'yu indirmedim daha galiba, emin değilim. İndirmiş de olabilirim, bakmam lazım. Ha bu son şeymiş, bundan sonra geliştirebiliyoruz benzinciyi. Level 3 için ne istiyor bizden? $500. Ebe'nin şantı, harbiden Ebe'nin şantı. Ben benzin söylemedim mi? Sanki söyledim ama... Söylememişim. Benzin de bir söyleyelim. Yine hayaletler, yeni aletler. Girelim anam. $65. Bak mesela fırlamış 65'lere. Bir ara 50'lerdeymiş. 50'lerden alma fırsatımız varmış. Sell price olmuş sana $90. Bunlar da fırlamış. Şu hala fena değil gerçi. Artıyor. Bunu da ucuzdan kapatmışız. Customer at garage. Fuel. Geldim. Sigara mı bitmiş? Bitemez ya. Sigara bayağı bir söyledik. Bir kısmı bitmiştir belki. Teker. Teker olmasaydı iyiydi be. Aleykümselam yavrum, hoş geldin. İyi seyirler. Nasıl geçti okulun? Başka ayna da mı gitti? Bizim ayna da azalıyor galiba biraz. Aa. 180 güzel. Yetmeyecek buna benzin. Keşke önce benzin doldursaydık ya. Lastik 5-6 tane almam için 300 küsür dolar gerekiyor. Bu biraz fazla. Yeni mail. ...12 olunca çok farklı oluyormuş. Ben uyuyordum ya genelde, bilmiyorum. Biraz kilo almıştım o ikinci sınıfta. Onu söylemişlerdi bize, 12. sınıfın stresi yüzünden hani kilo alabilirsiniz biraz falan. Hakikaten öyle oldu, 115 kilo olmuştum. Hep 12. sınıf stresi, hep. Azalmış sigara. Daha ziyade beyazlardan bitmiş, diğerleri çok var. Chips beylerden biraz daha dolduralım buraya. Beyaz sigara söyleyeceğiz.
ucuzsa. Yok, pahalı. Diğerlerinden söyleyeyim biraz daha. Gerçi parayı kullanıp duruyoruz. Para lazım ama. Pizza ile hiç alakası yok. Kesinlikle. Hop. Güm. $44. En iyisine benzin gibi duruyor ya. Şey pahalı çünkü. Araç tamiri pahalı. Hani güzel para getiriyor ama pahalı. Üf, tekerler bir ucuzlamadı mı birader? Hala fiyat yüksek ya. Bir çakılsa fiyat da alsak şöyle bir topluca. Biraz kilo. Selam millet, anime kızı geri geldi. Umarım keyifler iyidir abi demiş. Eyvallah yavrum, iyi seyirler, hoş geldin. Aynen. Depoya mal geliyor. Başka da araç yok gibi. Hadi bakalım. Sen tamire mi geliyorsun? Gelme. Gelme ulan, gelme. Allah kahretmesin. Umarım tekerleği değildir sorun. $500 lazım, evet. Ya tekerleği pahalıdan almak istemiyorum ya. Hadi bakalım. That'll do. Şunu direkt kopyalayıp koymaları çok enteresan olmuş. Hadi oğlum, hadi oğlum. Biraz daha hızlı. Sallana sallana çalışıyor pezevenk. Yani çok aciliyet olmadığı sürece almayacağım. Aha. Garajdaki şey dayanamadı, gitti galiba. Müşteri gitti garajdan. Yo, burada. Uyarısı gitmiş. Ne lazım, ne vereyim abime? Tekerleri sağlam gibi sanki ama. Ah, tekerinde sıkıntı var. Alacağız, mecbur alacağız. İki tane teker alalım bakalım. Yani alacağımız paradan düşüyor, o kadar. Peki bunu sadece çiziklerini düzeltip yollamamız yok mu? Hadi eyvallah deyip. Geliyor, biraz beklerse sıkıntı yok. Tekerim geliyor abi, bekle deyip. Bekletiyorsun herif. %90 geldi sayılır. Helal, hiç temizliyorum. Dışını temizliyorum. Sol üstte gözüküyor zaten temizlik durumu ya. Hadi oğlum. Koş getir, koş getir. Pompacı olma oyun. Erkin, benzin istasyonu işletiyoruz kardeşim. Aklın niye senin hep pompalarda? Ver ver ver. Dur. Git be adam, git. İki kişi bekliyor dükkanda, markette. Git 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 git. Buna hemen bir teker koyalım. Müşteri bekler. Yaygın bilinenin aksine müşteri bekler. Tamam, ver paramı.
Cash register 3 kişi. Oo, içeriği bok götürüyor. Doldur, doldur, doldur. Tamam, sen de git. En azından bahşişten olmadık ya. Güzel. Ben dükkana bir paspas atalım. Bok götürüyor dükkanı. Buraya bak. Tamam. Tuvalet de iyi. Burası da iyi durumda. 557 dolar. Bence artık geçebiliriz. Hadi bakalım. Biraz daha büyüdü içerisi. Ayda, burası bir büyüdü. Daha ışıklı mışıklı böyle güzel oldu. Buraya sığmayacak ama değil mi? Şöyle yapsak. Geldim patlamadı. Yakıt azalıyor. Şurayı da yeşile boyayalım. Burası beyaz. İçerisi büyüyormuş. Demek ki o zaman birden fazla şey almakta sıkıntı yok ya. Dolap almakta. Sen görevi beklemek. Haklıyım. Ben çatısını da mı beyaza boyamıştık biz? Amirhanede biri varmış. Şurayı da hallet. Müşteri bekler. Rafları evet büyük alabiliriz. Para var artık. Gidelim şeye hemen garaja tamirimizi yapalım. Yettim, yettim. Neyimiz bozuk? Burada da bayağı bir tekerlek birikti. Onları da çöpe atmam gerekiyor. Biriktikçe birikiyor. Başka nesi sıkıntılı? Ayna mı? Sen git biz de şunları bir çöpe atalım. Tutturdum deme bana. Gel. Onu da hallettik. Bir de benzin alalım hemen. Benzinimiz bitti. Başka neyimiz varmış? Feature'lar. Hah, yeni otopark slotu. 400 dolar mı? Ebenin örekesi. Ve temizlemediğim tek yer açılmış. Abi. Temizlemediğim tek yer açılmış ya. Şaka gibi. Hepinizden nefret ediyorum. Rica ederim. Tuvalet büyüdü mü? Tuvaletin orada da bir slot daha var çünkü. Evet. Heh. Lan. Temizlenmiyor abi burası.
Peki. Buglanan kısmı temizleriz dedik ama. Ek tuvalet alabiliyoruz bu sırada. Neyse şimdiki yeşille kalsın madem. Yeşil boyamayacaktım ama. Ha beyazmış. Bug'la kalmış. Otobüs durağını inşa et diyor lan. Oha bir de otobüs durağı çıktı başımıza. Selamlar Aşnaz. Hoş geldin. Grimbadur. Herifin ismini her söylediğimde aklıma geliyor. At çöpe. Incredible. Tamam. Yakıt almaya da adam gelmiş. Yettim. Otobüs durağını nasıl inşa edeceğiz bilmiyorum. Ve nerede otobüs durağı onu da bilmiyorum. Boyama keşke daha kısa olsa ya. Evet oyun sıkmıyor o konuda. Yapabileceğiniz çok şey var. Ama amelelik çok yüksek seviyede. Sen mi attın lan o çöpü? Awesome. Irgat gibi çalışıyorsun aynen. E tabi boş tutmuyor en azından oyun seni. Güzel yanı o. Müzikleri de çok bayık değil. Yani keyifli bir şekilde dinleyip devam edebiliyorsun. Şu an burada insan yokken şu içerileri falan iyice mi temizleyeyim? Burası da yıpranmış sanki ya. Boyası bir koyulaşmış bir şey olmuş. Yıpranma payı var diyordu yanlış hatırlamıyorsam zaten. Bazı yerler daha da hızlı yıpranıyor gibi. Aleykümselam San Clausewitz, hoş geldin. Rica ederim, problem değil. E, duvarlar kir tutuyor galiba. Boyayalım anlarız. Evet, duvarlar kir tutuyor. Ha, düzenli boyayacağız yani böyle. Zırpıt. Daha böyle açık bir şeye döndürmeye başlayalım o zaman. Turkuazımsı. Bu güzel bir mekanik olmuş duvarların kir tutması. Aa müşteri gelmiş müşteri. Önce şunu halledelim sonra tamire gidelim hemen. Güzel çatısını biraz boyamamız gerekiyor sonra hallederiz. Petrol yeşili çok tatlı. Ne eksik? Yine mi teker? Lan? Ah, tekerim yok. Pardon. Ne ara bitti oğlum bizim tekerler? Hemen gelsin.
Onu da halledelim. Acaba ne aralıklarla kirleniyor? Bir de onu da bilmek lazım. Duvarlar ne kadar aralıklarla kirleniyor? Ne oluyor? Ne bitiyor? Gel bakalım. Lan diğer alkol nereye gitti? Amerika'daki bütün alkolü aldın dayız. Küfürü de yedik. Doldurayım dayı, doldurayım. Bizim şey geldi mi? Gelmiş. Teslimat. Tüm günlük kilitledim. Yapacak bir şey yok. Tamire gelmiş. Çok da beklentili olmasın yani. Ya bir ara dükkanı kapatıp komple her şeyle ilgilenip ondan sonra şey yapabiliriz ya. Şu anda otobüs durağını tamir etmenin direkt karşılığı olabilir. O yüzden hazır ol diyor. Sonuçları olabilir, ani sonuçları. O ne olacak bilmiyorum ama. Hadi dayı, bas git, işimiz var. Önce tamiri halledelim, sonra şeye gideriz, markete gideriz. Yettik. Aynen, otobüs biraz fazla sıkıntı olabilir diye düşünüyorum ben de. Zaten para yok. Mal yok, para yok. Biraz satalım marketteki mallarımızı falan filan. Ondan sonra şey yaparız. Tamam. Hiçbir şey olmaz hiç. İçeriği de boyamak istiyorum da. Yağabilir. Onun orada bahsettiği şey olabilir. İçeriğinin daha boyası yeni bitiyor. O yüzden acil koşturamayız her şeye. Bazı şeyler için biraz zaman bekletebiliriz o yüzden. Renkler niye istasyonun seviyesine bağlı bilmiyorum. Evet, bir yerde alıyorsak iyi olur. Amelelik fazla çünkü, haklısın. Ama şey kısmı güzel yani, estetik kısmı güzel, uğraştırıyor. Duvarlar da kirlenmiş. Tuvaleti beğendi birim. Ya acayip ses çıkardı tuvaletten ama herif beğendi en azından. İç köşeleri de boyuyor muyuz acaba? Yok. Nasıl yani? Oyuna bağlamak için tüm customization'lar açık değil derken. Şu yeri silemiyoruz diye tam temiz olmuyor bu sırada burası. Ona biraz uyuzum. Buglı. Kapıda da öyle bir bug var. O yüzden her yer full temiz gözükmüyor. Hep bir kademe düşük kalıyor.
Ha, klozet sayısını da arttırabiliyoruz. Buraların mevzusu o. O yüzden mi diyorsun renkleri sıra sıra veriyor? Olabilir. Dayı temkinli sıç. Rica ederim. 5 dolar için bütçeyi mi aştın? O nasıl bütçe öyle? Tabi dükkan büyüyünce gözle göremediğiniz kirli alan sayısı da artabiliyor böyle. Kıyıda köşede tozlu bir yerler falan kalabiliyor. Buranın boyamasını tamamen bitirelim de. Ondan sonra klozeti alırız buralara. Peki bir farklı sorum daha var. Şeyi nasıl anlayacağız? Otobüs durağını nasıl şey yapacağız? Bir dükkanı kapatalım biz ya. Gidiyorum bir dükkanı kapatayım ben. Bu öte pazar akşam onda buluşalım diye yazmış. Numarasını vermiş. Ara beni, yala beni diye. Dükkanı bir kapatalım. Bir çatıları matıları boyayayım rahat rahat. Sonra gideyim o kumları kazayım şey için, otopark için. Otopark da almamız gerekecek sonuçta. Her şeyi bir halledip böyle açayım dükkanı. Yetişemiyorum sonra. Aynen. Dün çatıda turuncu yapmak mı? Çok uğraştırır ya. Vallahi üşenirim ya. Duyuyor musun beni yavşak? Navru teşekkür ediyorum yavrum aboneliğin için. Bu akşam Horst'a Ares'te geliyormuş. Yatırım tavsiyesi değildir. Ayda. Herkes bastığı puanları ona göre belirleyecek. Ayda. Bizim çatıyı da boyasın. Vallahi bir sardı. Sarmadı değil şu boyama mevzuları ama. Selamlar, hoş geldin. Güzel güzel. Evet, eğlenceli. O konuda bir şeyim yok. Şikayetim yok. Sarıyor. PlayStation yok bende, hayır. Elektriğe de bir... Elektrik sanki bir noktada patlayacak bir şeyden gibi duruyor değil mi? Elektrik hiç güven vermiyor. Tamam. Dış boya nasıl sırıtıyor ya yenilemeyince? Hakikaten fena sırıtıyor. Renk ton farkına baksanıza.
Bu oyun çıkmadı. Hayır, erken erişimi oynuyorum şu anda. Boyadık mı? Güzel. Aynen, gri olmuş kilene yerler. Arada renk ton farklarını görebiliyorsunuz zaten. Tamam. Yeterince boyadığımı düşünüyorum. Şunu da atalım. Buraları temizledik. Burayı da temiz. Arada işte böyle bağlanan bir iki yer olabiliyor. O çok şey değil ama. Burayı tekrar boyamayacağım. Onunla uğraşmak istemiyorum. Şuradaki tekeri de çıkartıp atayım. Kazıyı da yapalım. Rudy'yi alalım, kazalım. Ondan sonra tamam. Hepsi kirleniyor bu sırada. Renk fark etmiyor. Rudy'nin benzin GG olmuş ama. O benim bilgisayarımla alakalı değil. Eş zamanlı yayın yapmamla alakalı. Doldurduk mu? Benzin şeyi nerede? Hadi bakalım Rudy, son bir kazı daha yap bizim için. Teker alacağım şimdi. İki sortede burayı da temizlemiş olacağız. İnşallah ilerleyen seviyede şey yapmaz böyle, park yerlerinin sürekli olarak kumlanması ve bizim temizlememiz gerekmesi tarzında bir şey. Biraz uğraşmak istediğinizde aslında her yeri çok güzel hale çevirebilirsiniz ama bayağı bir böyle. Şu an mesela dükkan kapalıyken bütün içeriği tekrardan düzenleyebilirsin. Ama uğraşma meselesi işte. Verir herhalde ya. İlerleyen seviyelerde daha neler açılacak merak ediyorum. Dediğim gibi orada bir şey var sonuçta. Araba yıkama mekanı var. Muhtemelen onu düzelteceğiz falan. Daha yapılacak epey bir şey var gibi. Rudy'yi şuraya bir yere bırakayım ya. Uyku yok ya, uykuya gerek. Uyku boş iş. Peki. Bus station neredeymiş? Gas stop. Şu mu? Route 66. Yo. Otobüs şeyi nerede? Durağı? Görebilen var mı? Belki bilgisayardan düzelteceğiz. Neyse, dükkanı açtık. Burada da kay